Ben Erhan Öztürk. 1992'de ilkokuldan çıktığımda başladım bu işi. 4 yıl çıraklık yaptım. Ondan sonra iş yerimizi alıp kendim iş yerinde ustalık yapmaya başladım bu işe. Bu sayede başladım. Genelde burada su testisi, yemek göveci, toprak göveci ve su testisi olarak en çok kullanılan ürünler bunlar. Diğer çeşitli ürünler de yapıyoruz. Vazo, çaydanlık, cevze, kül tabı, aklınıza gelecek her türlü süs eşyası yapıyoruz. Şu anda da genelde bu testiler de moda oldu. Düğünlerde gelinler kınada oynayıp kırıyor bu testileri. Ben kurusunu getirmemiş. Valla bu mesleğin geleceğiyle ilgili yeni usta yetişmiyor burada. Bir 25-30 yıl sonra pek usta kalmayacak Karacası'da. Benim oğlum var şu anda 14 yaşında. O yapıyor biraz bir şeyler. O da ileride ne olacak? Allah bilir. Yani ilerisi bu işin karanlık. 25-30 yıl sonra bu işi yapan çok az kişi kalacak. Onlar da emekli olur zaten o zamana kadar. Ben Niyazi Altınçöp, 1948 doğumluyum. Küçük yaşta bu mesleği babadan kalma olarak öğrendik. O gündür bugündür devam ettiriyoruz, elimizden geldiği kadar. Aynı karıcısı, aynı karıcısı. Yani değişen bir şey yok yani. Memleketimiz çok güzel bir yerde. Havası temiz, oksijeni bol. Ama gençliğimiz Karacası'na ayrılmak istiyor. Bir nitekim gençlik hitap etmiyor Karacası. Göçen göçene. Vermiyorum. Marka olduğu için makinin limon ve sarımsak gözlü panak. Vay be ağam adamca baba. Ağam adamca. Devlet eğitimden uğraştım. Kaç düşünün? Bu mesleğin geleceği hakkında şu anda bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü yeni yetişen nesil, gençler bunu tercih etmiyor. Meslek ağır olduğu için. Kimse merak edip de gelip öğrenmek istemiyor. Onun için sonu karanlık yani. Ben Sinan Olsan, 73 Karacası doğumluyum. Babam mesleğim. Babamdan görerek başladım. Tabii 80 sonrası okullarda öğretmen sıkıntısı vardı. Bazı dersleri başaramadım. Sonradan buraya geldim. Aynada kendime bakarak, babama bakarak geliştirdim, kendimi geliştirdim. Değişik şeylerle uğraşıyorum. Bu mesleği yaklaşık 87'den bu yana yapıyorum. 31 yıldır yapıyorum. Devamlı testi yapıyorum. Toprağımızı kendimiz
getiriyoruz. Çamurumuzu kendimiz hazırlıyoruz. Dışarıda kurutuyoruz ve burada yoğurup tornada işliyoruz. Fırınlayıp Türkiye genelinde satış yapıyoruz. Kendim çırak olarak başladım. Ama şu anda çırak bulamıyoruz. Mesleğimizin geleceği iyi durumda değil. Şu anda etrafımızda binalar da yapılıyor. Şikayetler var. Tozlu, kumlu, dumanlı. Yeni nesilde bu mesleği yapmak istemiyor. Yapmak istemiyor. Az veya çok karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. İhtiyaçlarımızı gideriyoruz. Yeni makinalarla üretenler var. Biz bunlara yetişemiyoruz ama testi yapabilen makine şu ana kadar görmedim. Ben 10 senedir testi yapıyorum. Mallarımı pazarlıyorum. Müşterilerim memnun. Geçimimiz buna bağlı. Karacasu Türkmen yurdu. Türkmenlerden gelmezden önce burada Rumlar yaşıyor. Hatta çarşıda hala Rum tabelesi olan dükkanlar var. Test ocaklarımızın da ismi Rumcadan gelme Kerne. Biz test ocaklarına Kerne deriz. Burada test ocağı demeyiz. Çoğunlukla Kerne'ye gittik. Kerne'ye geldim. Kerne'de işim vardı. Şekilde. Hatta kullandığımız tahtalar bile Rumcadan gelmedi. Papyrus tahtası. Papyrus tahtası. Rumlardan öğrenilmiş burada bu meslek. Dericilik, demircilik, dokumacılık. Karıcısı da dokumacılık. 40'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı'ndaki dokuma işimiz burada. Türkiye'de tek dokuma kooperatifi olan bir tane ilk kooperatifi. Kasaba. Tabii 1. Dünya Savaşı sonrasında Yunanlar buradan atılmasına sonra Rumlar da sürülmüş. Mübadele geçirmiş. Bu mesleği biz devam ettiriyoruz. Demirciler devam ettiriyor. Dericiler devam ettiriyor. Dokumamız bitmiş durumda. Dokumamız bugün hakkında. İleride biz ne oluruz onu bilmiyoruz. Kardeşler Cömlek Atölyesi sahibi, kardeşimle beraber çalışıyoruz. 29 senedir bu mesleği. Ortaokuldan sonra işte lise, birinci sınıfta ayrıldım. Bizim burada zaten küçük yer. İmkanlar kısıtlı. Ne yapalım? Babam günler, dayılar, amcalar, akrabalar vesile oldular. Ustamın yanında başladık bunlar. Bismillah. Dediler ya o dönemde usta da çok gelmiyor. Gelsin de şimdiki gibi aynı. Sebat etmiyor, bırakıp gidiyor diye. Bizim mesleğimiz zor meslek arkadaşlar. Nasıl zor meslek? Biraz güç istiyor. Biraz emek istiyor. Şimdi karşıdan çok güzel görünürdü. Ama bir bakarsın bir hafta olmuyor sonra bir çırak kaçmış gitmiştir. Velhasıl öyle başladık bismillahirrahmanirrahim. Azmettik. Dediğimiz gibi lise birden ayrıldım. Ortaokul bitirdikten sonra geldim. Açıkçası bizim burada imkanlar
fırsatında mecbur bu işi öğrenmeye. Mesela aldığımız bir olur toprak, inanın üçte birisi veya yarısı cam çatlasın, çamur olur. Taşını, kumu, çakını ayıklarız. Ondan sonra ustanın yerine gelir. Bu toprak biz yazdan alırız. Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de o yıl boyu sezonda kullanacağımız toprağı depolarız. Onu depoladıktan sonra da artık çamurla bir şekilde şey yaparız. Toprağımızın özelliği şu, ateşi dayanıklı. Bazı yörelerde görüyoruz, Eskişehir'de, efendim şurada Manisa'da Gökeyikli var. En yakın bize. Arkadaşlarım çoğu fırın kültürü yoğunlar. Bizim bu toprağımız ateşi de dayanıklı. Onun için de mal ürün kuruduktan sonra 800 derecede, 700 derecede fırındarız. Ondan sonra kullanım hazır olur. Toprağımızın rengi de çok güzel. Rengi kırmızıdır, kırmızı yakındır. Zaten piştikten sonra da lale gibi olur. Ateşten gül almak deriz biz onlara hatta. Öyle bir deyim vardır. Şimdi ateşe, yüksek ateşten çıktıktan sonra biraz mat olan rengi kızıl olur. Biz de ateşten gül almak deriz. Benim ismim Bülent Selçuk. Ben 23 yaşından sonra öğrendim abicim. Pideciydim. Baba mesleğim bardakçılık. Ama hamurculuktan çamurculuğa geçtim. 23 yaşından sonra öğrendim. 27 yıldır yapıyorum Allah'a çok şükür. Karcosu'yu çok seviyorum. Karcosu'lu olmaktan onur duyuyorum. Toprağın özelliği geçenlerde hatta Sevim Hanım'la sempozyuma katıldık Menemen'de. Dünyada benzeri yok. Yani bunun toprağı. Mesleğimiz hakkında Türkiye'deki en çok usta şu anda Karacasu'da. Bu mesleği yapıp. Artık bizim mesleğimiz usta çırak ilişkisinde olduğu için çırak yetişmiyor. Biz de son nesiliz. Bizim bildiğimiz şu boya, bu da boya değil, bu da maden. Madına diyoruz biz buna. Tarihçesinin 800 yıldır burada yapıldığını biliyoruz ama Afrosyas'a göz önünü alırsanız yani onun tarihçesini tam biz bilemiyoruz yani. Ama 800 yıldır bizim buralarda yapıldığı. Bu, benim işletme şu anda bende kitabı 150 yıllık. Bulunduğunuz işletme. Önce 120 tane usta varmışmış burada. Eski ustalar. Yani biz onların yanında yani çırak bile olamayız yani. Onlar her şey ayaklı, eldi. Affedersiniz eşeklerle toprakları çekmişler, toprak dövülüyordu. Şimdi öyle iş yapılsa bu esnafın bir tanesi kalmaz. Çünkü toprak... Ha bir de şunu söyleyeyim. Sevim Hanım'a da söyledim aynı şeyi. Türkiye'de ruhsatlı toprağı kullanan tek esnaf, çömlek esnafı Karacasu'lular. Bizim maden kanununa girdi. Ruhsatlı bizim toprağımız, belediyeden satın alıyoruz. Kendimiz tarlamızdan getiremiyoruz. Yani bundan sağ olsun hükümetimiz kaybolmayı 193 mesleklere soktu bizi. Ama düşünün ki toprağımız ruhsatlı. Çelişki yani bence çelişki. Tarlamızda toprağımız var, getiremiyoruz. Ama şükür bu halleri, bu günlerimize. Adım Serkan Türk. Ortalama 15 yıldır bu meslekle uğraşıyorum ben. İlkokuldan çıktıktan sonra mesleğe başladım.
elimizden geldiğince icra etmeye çalışıyoruz mesleğimizi. Mesleği dedem ve dayımdan öğrendim ben. Dedem de dedesinden öğrenmiş. Ailede böyle bir gelenek şu an için sürüyor. Mümkün olduğunca karıncısızda gelenekse ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Ve bizim bu ürettiğimiz testine 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'nin her yanına gidiyor. Artık yurt dışına da belirli ülkeler var. Oralarda da ihracat sürüyor. Yılın bazı dönemlerinde ihracat söz konusu oluyor tabii ki. Allah bereket versin. Bizim mesleğimiz hani nankörlük etmeye gerek yok. Ne insanı aç bırakır ne de süründürür. Hiçbir zaman içinde devamlı bir destecinin ben aç kaldığını bilmem ne. Allah bunu bereket versin. Ama gök de zengin de etmez yani işin açıkçası. Buna halimize şükür yani genelde. Şimdi biz de belirli bir yaş grubuna geldik. Bizden büyükler de belirli bir yaş grubuna geldi. Ortalama bizim buradaki 35-40 usta var. 3 aşağı 5 yukarı. Karıcısı şu anda. Bunların en yaşlısı 65-70 yaşlarında. En genci ise 25 yaşında. Ya da 20'li yaşlarda. Yani bir 20 yaşının altında mesleği sürdüren çok fazla geriden gelen insan var mı? Yok. Ama şöyle bir şey var. Bu meslek hiçbir zaman için olmaz. Ne olur? 40 usta varsa ona düşer ama karıcısı da bu meslek her zaman için sürer. Ben bundan eminim yani. Çünkü bilmiyorum ama en azından 2-3 asırdır burada bu meslek yapılıyorsa bundan sonra da hayli hayli sürer gibi geliyor bana yani. Karacası doğumluyum. 1992 olarak resmi olarak bu işe başladım. 92-93 yılında resmi olarak başladım. Çocukluğumdan beri yani çocukluğumdan demeyeyim. Baba mesleği olduğu için bebeklikten beri bu işte uğraşmaktayım. Seramikçiliğe uğraşmaktayım. Tabii günümüzün şartlarının neyse ne gerekiyorsa onu yapmamız çalışıyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz ama tabii gelmişimiz geçmişimiz bakacak olursak yıllardan beri testisiyle meşhur karıcısıyım. Daha sonra bir 10-15 yıllık, 20 yıllık geçmişe zaman göbeç manzarasına döndü. Tabii daha önceki testlerimiz, küplerimiz, göbeçten önceki kupalı bardağımız, kutlu bardağımız, emzikli bardağımız, zavrağımız, küpümüzle meşhur olan bir ilçemizdi. Şimdi de göbeciyle meşhur olmuş bir ilçe olarak bu sanatı devam ettiriyoruz Karacısu'da. Günümüzün şartlarında ne de olursa biz sanatkar sanatçı değiliz. Yani bizim geçim kaynağımız burası. Burada yani geçim kaynağımız onun sipariş üzerine çalışıyoruz. Siparişlerimizi ona göre çalışıyoruz. Siparişlerimizi ona göre alıyoruz. Ama Türkiye genelinde artık her şey belgeye dayandı. Her şey belge üzerine gittiği için de sıkıntılar çok büyük. Yani bir göbeç yapıyoruz ama gama taslak iş yapıyoruz. Bir paketleme sistemi kurulması lazım. Bir barkod sistemi kurulması lazım. Çamura daha çok özen göstermemiz lazım. Ve Karacısu Türkiye'deki tek gelenekselini sürdüren çömlekçilik yeri merkezidir. Yani dışarıdan bir sırrımız yoktur. Bir sır kullanmıyoruz. Sadece kullandığımız astar. Astarın dışında herhangi bir katkı maddesi onu kullanmıyoruz. Ha, bunun haricinde şöyle genel bakacak olursak mesela bir Kütahya, bir Menemen. Menemen'de boyaz, yani saksıları boyama üzerine gidiyor. Efendim Kütahya sır üzerine gidiyor. Avanos daha da farklı şeyler üzerine gidiyor. Yani o da artık yani için ticaretini dökmüş. Aa, gelenekselini koruyan tek yer Karacısu. Ya Karacısu bir Avanos ne olmasın? Yani bugün Afrasiyas'ta bunun bir bağlantısı muhakkak vardır, yoktur demiyorum. Ama tabii tarih içerisinde bilen yok.
tarihçesini bilen yok ama böyle güzel bir antik kent elimizin altındayken burada biz antik kentlerden gelen turistlerden hiçbir faydalanamıyoruz. Niye faydalanmayalım? Otomatik tezgahlarımız yoktu, ayaklı tezgahlarımız vardı, üütmelerimiz yoktu, tokuşta toprak döverdik. Kiriş karbılarda eşek derisinden yapılmış karbılar toprak elerdik. Süzme yoktu, yani süzme yapma, çamur hazırlamak için elimizde dağarlardan süzme alırdık. Toprak döverdik. Yani sonra traktörlerle toprak dövülmeye başlandı. Ondan sonra efendim makineler gelişmeye başladı. 1980'li yıllarda ilk buraya motorlu tezgah girdi. Yani 1980'li yıllarda ilk motorlu tezgah. Daha öncesi ayaklı tezgah. Ayaklı tezgah vardı. Yani benim ustalığım, çıraklık dönemim, yani ustalığım önceki dönemimizde ilk bu mesleğe başladığımızda ayaklı tezgahlarla başladı. Da o zaman ki elektrik bile yoktu yani burada. Elektrik daha yoktu. Küçücük bir delikten ışık sızar. Çok karanlık olduğu zaman bir çırığı yakar. O şekilde yetiştik. İşletmelerimizin genel anlamdaki yöresel olarak söylediklerimiz Kerne adına taşıyor burada atölyelerimiz ama tabii Kerin anlamına bizim bildiğimiz kadarıyla ker yapılan işletme anlamını geliyor. Üzerinde toprak kaplı olmasının doğal bir klima görevi görmektedir. Tabii 70 santimetre arkalığına taş duvar olması sıcak ve soğuk geçirmemesi artı yazın çok sıcak havalarda ki toprağın özelliğinden kaynaklanan tabii kerpi üzerinde toprak toprağın üzerindeki sıcaklık vurduğu zaman altta serinlik vermesi. Bu yüzden mallarımızın birdenbire kuruma açmasına geçmeyip kendi halinde kurup sakatlamayı önlemesi anlamında bir olay sahip. Karasuyu kalkındırma adının altında biz de elimiz boş durmuyoruz. Bunu neler yapıyoruz? Bir tane dernek kurduk. Afrasya Kültür ve Araştırma Merkezi adı altında bir dernek kurduk. Tabii bu derneğin çatısı altında bazı şeyler bir proje hazırlamak üzereyiz. Hazırlandı. Tabii bunun detaylarına girdiğimiz zaman yani yakın bir çevreye bir tane müze kurulup müzenin buraya taşınması ve bu çevrede en az 10-15 tane butik otel kıyabana girilip turistlerin kalabileceği yerler yapılıp turistlerin burada yani günlük saatlik değil de günlük olarak kalabileceği ve buraya ilgi göstermek için bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu işi geliştirmek ayetinde üniversitelerden çok büyük destek almamız lazım ve Allah razı olsun yani desteklerini de kesinlikle çekinmiyorlar. Hangi kapıya gittiysek tabi başta 9 Eylül Üniversitesi'nde Sevim Hocam, Halil Hocam, efendim söyleyeyim Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Serap Hoca, ondan sonra Akdeniz Selahattin Pekşen Hocamız, efendim söyleyeyim Uşak'tan İsmail Hocamız ve daha ismini sayamadım birçok üniversitelerden de destek geliyor, gelmiyor değil. Ama tabi en büyük desteğimiz de bizim Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki yani Karacası Meslek Yüksek Okulu'na da ilgi görüyoruz ve ilgi yardımcı da oluyor da her konuda. Tabi ürün geliştirme hakkında bazı şeylerimiz yapmak zorundayız. Biz de fikir alışverişi ve devamlı diyalog haline girmemiz lazım. Çünkü yani bu sanat ölmeyeceğine göre bu sanat ölmez. Sanat ölmeyeceği için de eğer bir yerde durabileceksek eğer ayakta kalabileceksek muhakkak üniversitelerden destek almamız lazım. Yani destek almadıktan sonra bu işlerin artık tabii yerel yönetimden, belediyeden de destek alacağız. Kaymakamlıkta da destek verecek. Üniversiteler destek olacak. Bizler de yani elimizin taşını altına sokacağız. Belli bir yere getirmemiz lazım. Ha benim hayalimde bir tek bir şey vardı. Tabii bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım, olur mu, olmaz mı bilmem ama. Yani Türkiye'de değil, dünyada tek olmasını istediğim Karasu'da bir çömlekçilik okulunun kurulması. Ama da çok zor yani. Artık kurulur mu, kurulmaz mı? Benim hayalimde bu var ya. Ben 1937 doğumluyum.
Bu barda dikenin içini doğdum. Burdu meydana geldim. 81 yaşındayım. Halen daha gözüm o bardakçılıkta. Halen daha içmeyi istiyorum. Fakat oğlumla torunum çokmuyor. Dede senin için bitti, baba senin için bitti. Sen gel bakalım diyorlar. Evde sıkılıyorum. 6 tane evlat verdi Allah. Beni bu bardakçılıktan dokuzuncu barkan çıkardım, ev verdim, bark aldım. 56 yaşında bitirdim hepsine. Babam bardakçı, dedem bardakçı, babamın dedesi bardakçı. Ben 7. 6. 7. kuşakım, bundan 8. 9. kuşak. 450 sene yapar, 50 sene çalıştık. Orada dünyaya geldim, orada gidiklerim mezara. Ustalarım iyidir. 30 sene bir adam mal verdim. Sarıgöl'üm ustu o gün Türk'ün. Beni tutuversin küp diye yapar adam. Ama bizim buranın bardağını tutturdu orada adam. 30 sene sattı. 30 sene ben bunu 1956 başladım, 86 vardı. 86 vardı. 30 sene mal verdim. Her 15 günü bir arabı mal gider. İstedik, pişirdik, aldık, gittik, teslim ettik. Adam dünyadan göçtü, ailesi sattı. Oğlu sattı, onun adı kalmadı şimdi. Onlar bitti. Bizim hayat böyle geldi geçti. Küçük bayraktan başlarız. Şöyle şu kadar. Ondan sonra büyük, ondan sonra daha büyük, ondan sonra daha büyük. Bir üniversite mezunu kadar emek çekti orada. Bizim sanatlı bir okuldur. Küçük bardak yapan çırak, bardak yapan unutuyor. Eğer birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf değilse ayarsak durur. Küpü kadar çıkarsan üniversiteden mezun oldun, çıktığın her şeyi biliyorsun. Ama şimdi Ali Gil daha küp yapmadı da. Onlar çölmekçi. Benim oğlan gitti torununa. Sevim Bizler diye bir profesörü var biliyor musunuz? O geldi buraya, ben onu gezdirdim şeye. Yereye. Ediyorsun geldi yanıma, ben ders işte yaptım tabii böyle böyle. 3 ders yapınca kadar baktı. Amca dedi, abi dedi, sen bizim diplomayı senin imza etmen lazımmış dedi. Biz şurada çamur oynatıyoruz, sen 5 büyük ders yaptın gittin, torunla çıkmış gibi dedi. Garip toprağın özelliği şu, bizim yaptığımız testiler, ağacından suyu kat, doldur. Sabahleyin ikili çaydanlık koy. Birini çeşmeden birini oradan koy. Oradaki su bardaktan, dersten çıkan su daha berrak çıkar. Filtre gibidir bu toprak. Suyun ne kadar yabancı maddesi varsa dışına alır. 15 gün gitti mi boyası çıkar. Kendi boyası. Kendi boyasından sonra boyu yapar o suyun içinde. Bütün kürlere, sarı su ne varsa yani içinde ne kadar madde yabancı varsa. Suyu akşamdan kodum sabaha kadar bir buz gibi yapar. Soğutur suya. Ama yemeği bir şey yiysen tadından yenmez yemeği. Toprak. Her şey toprakta. Ben Profesör Doktor Ali Küpelioğlu. Karacasılıyım. İzmir'de uzun süre yaşadım. İlkokul, ortaokulu burada okudum. O zamanlar Karacaoğlu Lise yoktu, Nazlı Lisesi'nde. Sonra işte Hacettepe Üniversitesi, askerlik, mecbur hizmet derken İzmir'e geldik. İzmir'e gelince Karacaoğlu'ya olan ilgimin yakınlaşma daha da arttı. Ve Karacaoğlu için bir şeyler yapalım diye arkadaşlarla yola çıktık. 1996 yılında Karacaoğlu Vakfı'nı kurduk. Atıl uzun adı Karacaoğlu Geliştirme ve Eğitim Vakfı. Kısaca Karacaoğlu Vakfı diyoruz. Ve bu sayede hem eğitime katkı, hem Karacaoğlu tanıtımı, hem de Karacaoğlu'nun geleneksel sanatlarının ön plana çıkarılması, araştırılması ile ilgili çalışmalara başladık. Bu kapsamda 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü ile ve Sevim Çizer Hoca başta olmak üzere çalışmalar yaptık. Buradaki sanatkarlarla, seramik esnaflarıyla toplantılar yaptık. Nasıl geliştirebiliriz Karacaoğlu seramiğini diye. Bu arada da bilimsel bir çalışma yaptık Sevim Hoca'yla. Uluslararası Terra Sigillata Sempozyumu yaptık. 5 yabancı, 6 yerli sanatçının katılımıyla çok ses getirdi. İyi eserler elde ettik. Dolayısıyla bizim
karcası olan katkımız birçok yönde çalışmalarımız var. Katkımızın olması için çalışıyoruz. Ama seramik sanatı çok eski bir sanat. O nedenle de onun geliştirilmesini istiyoruz. Şimdi seramik sanatı, ata sanatı olduğuna göre bu nereden geliyor diye de araştırmaya başladık. Bir kere onun için önce Karacaosu'nun tarihini nereye kadar uzanıyor? Gerçekten bunu tam olarak ortaya çıkarmak çok zor. Yani elimizdeki belgeler bir yazılı belgeden çok. Bir çarşı camisi var. 1500 yıllarda yapılmış. Yine Kanuni Sultan Süleyman Rodos Seferi'nde sefere giderken Karacaosu'da konakladı. Konakladığı yerin adı da Sultan Çayırı dediğimiz bir yer. Sultan Çayırı da bugün Kahvederisi Yaylası'nın üzerindeki bir yere isabet ediyor. Burada konakladığı ifade ediliyor. Yani en geriye doğru gittiğimiz böyle bir söylenti. Ondan sonra, ondan 100 yıl sonra da Karacaosu'daki camiler, yapılar bunlar. Karacaosu daha önce nasıl kurulmuş, adı nasılmış diye bilmiyoruz. Adı nereden geldi? Pek çok söylenti var. Yazılı olarak 1800'lerde özellikle Fransız gezginler Anadolu'yu keşfe başlıyorlar. Roma dönemini, antik şeyleri keşfe başlıyorlar. Charles Texier diye çok meşhur bir araştırmacı vardı. Bütün Anadolu'yu gelmiştir. O ve daha sonraları işte 1820'lerdeki yazılarda buradaki anıları ve çalışmalarda burasını J ile ifade ediyorlar. Karacaosu. J harfi. C harfiyle değil de J harfiyle. Karacaosu. İşte Nazilli şöyle diyor. Mesela diyor ki Nasli'den çıktım diyor. Büyük ihtimalle yaya ya da bir eşek verilir bir şeyle çıkıyor. İşte iki saat sonra yeni şehre geldim diyor. Devam ediyor. İki saat sonra da Karacaosu'ya geldim diyor. O zaman biz anlıyoruz ki mesela eskiden derlerdi ki Yenice, hemen yeni şehir Karacaosu'nun eski adı. Anlıyoruz ki eski adı değil. Farklı iki alan. Sonradan fark ediyoruz. Yeni şehir bölgenin tüm adı. Yani Yenice yerleşkesi var, köyler var, afrodisyat var. Hepsinin adı Yenişehir. Karacaosu kasabanın kendisi. Ben inanıyorum ki devletler değişir, coğrafyalar kalır, sınırlar değişir ama coğrafya hep kalır. Coğrafya kalınca coğrafya üzerindeki insanlar da bir kısmı devletlerle birlikte göç eder ama çoğu kalır. Ne demek istiyorum? Afrodisyat'ta yaşayan insanlar sonuçta hepsi burayı terk etmedi. Yani bizim insanlarımız nasıl Antalya bölgesinden gelen işte Yörük, Türkmen Yörükleri'nin bir devamı isek bir bölüm insanlar da büyük olasılıkla Afrodisyat yöresinin insanları. Sonuçta insanlar karışmış, nereye geleceğiz? Sanat da devam etmiş. Şimdi seramik ocaklarındaki o gördüğünüz otantik yapılar tahminen 400 yıllık, öyle söyleyeyim. 300, 400, 500 yıllık yapılar. O zamandan gelmiş. Ondan daha önce nasıl gelmiş bilmiyoruz ama Afrodisyas'taki seramiklerle, örneğin küpler var, seramik küpler var. İşte mermer küpler var ama seramik küpler de var. İçinde şarap konulmuş, su konulmuş vesaire. Bizim seramik ocaktan şimdi ustaların yaptığı su küpleri azaldı ama devam yine yapıyorlar en derde olsa. Aşağı yukarı benzer formda. Anadolu'da da hep benzer formda yapılar var. Seramik yapıları var. Yani bu sanat bence oradan başlıyor. Zaten Afrodisyat sanatın, heykel sanatının merkezi. Seramikten de yapıyorlar heykeli. Ama çoğunluğu mermer üzerine. O yetenek ve ilgi bence devam etmiş. Karacaosu'daki en büyük sıkıntımız buradaki seramik ocaklarında bu işi yapan ustaların yalnızca artık zanaat yapmalar. Yalnızca geçimlerini kurtarma endişesi içinde olmaları. Bu, buradaki seramik sanatını köreltiyor. Daha önceki dönemlerde bu arkadaşlarımızdan dedi ki çocuklarınızın bir bölümünü sanat, seramik sanatına, heykel sanatına yönlendirin dedi. Bu konuda bizim önerilerimize uyan, destekleyen seramik ustalarımız oldu. Çocuklarını
Seramik bölümlerini gönderenler oldu. Kimya bölümünü gönderenler oldu. Ama onlar sanat devam ettirtmediler. Yani tamam seramik bölümünü okudu. Fakat şey olmadı. Yani sanatsal yöne geçmediler. Onun bir farkına varsalar, yani seramik ellerindeki seramik toprağı, karacası toprağı, bununla sanatsal bir şeyler üretip bunu artı değerini, katma değerinin bir göveçten 10 kat, 100 kat fazla olduğunu bir farkına varsa, en azından aileden bir kişi orayı yönlendirecek. Onun için temennimiz seramik sanatçısının da, yerel sanatçıların da yetişmesi. Thank you.